İğne ve tığ oyaları kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Sizlere iğne ile yapılan boyayı anlatacağım. Yüz örtülerine, namaz örtülerine, mevlit örtülerine, başörtülere yani havluya her şekilde her yere kullanabiliriz bu boyamızı. İki dağ arasına yaptım. Dağlarımız Pırpır Dağ. Pırpır Dağların yapılışını üstteki linkten de bakabilirsiniz. Şimdi dağımızı yaptıktan sonra 8 tane zürafa yapıyoruz. Beş. İki, dört, altı, yedi ve sekizinci. Sekiz zürafayı yaptıktan sonra bir tane zürafayı atlayıp ikinci zürafaya gelip köprü oluşturuyoruz. Köprüden geri geliyorum. Buraya dört tane sinek kanadı yapacağız. Sinek kanadı için ilk önce bir pırpır yapıyoruz. Pırpıra düğüm atıyorum. Yuvaya geliyorum. İlk sinek kanadımızı oluşturduk. Bundan 4 adet yapacağız. İpim az kaldığı için düğüm atacağım. Ve sonuncu. Dört adet sinek kanadımızı tamamladık. Sinek kanatlarımızı yaptıktan sonra yanındaki zürafaya geliyoruz. Toplam 8 tane zürafa yapıyoruz. Ve 8. zürafa. Şimdi 8. zürafayı yaptık. 9. zürafayı da yapıyoruz. Ve geri geliyoruz. Zürafadan geri geliyoruz. Buraya pırpır dağı yapacağız. Pırpırcığın yapılışına üstteki linkten de bakabilirsiniz hanımlar. İki tane pırpır yapıyoruz. Geldim zürafama.
Bir zürafa. İkinci zürafa. Geri geliyorum. Ve bu parıparın ucundan geçiriyorum. Tekrar aynı yere iki tane pırpır yapıyorum. Aşağıya indim. Bir tane pırpır. Bir zürafa. İkinci zürafayı da yapıyorum. Geri geliyorum. Pırpırlara geçirip köprü oluşturuyorum. Ve iki tane pırpır yapacağım buraya. Pırpırdan devamını bu şekilde getirmiş olacağız. Dediğim gibi üstteki linkten de yapılışına bakabilirsiniz ayrıntılı bir şekilde hanımlar. Şimdi ben tamamladım pırpırdağımız. Geliyoruz. Açık renk ipimi aldım ben. Üçüncüye bu taraftan başlayacağım. Bir, iki ve üçüncü zürafaya geçirdim. İğnemi düğümümü attım. Geliyorum. Yaptığım sinek kanatların uçlarına ve köprü oluşturuyorum sinek kanatlarının arasına. Her bir sinek kanadına köprümüzü oluşturalım. Bir, iki, üçüncü zürafaya buraya da köprümüzü yaptık. Şimdi iki tane sık iğne yapacağım. İki sık iğne yaptım. Ve sinek kanadı yapacağız yine. Pırpırımızı yapıyoruz. Pırpırın içinden geçirdim. Düğümümü attım. Köprüden içeri girip düğümümüzü attık. İpim karıştı. Açtım. Geldim pırpırın içinden. Düğümümü attım. Yuvaya geldik. Sinek kanadımızı oluşturduk. Şimdi iki tane sık iğne.
Tekrar geri geldim. Diğerine pardon. Aynı şekilde iki tane zürafa. Pırpırı yapıyorum. Pırpırımın içinden geldim içeriye. Düğümümü attım. Sinek kanadımı yapıyorum. Bu şekilde yaptığımız köprülerin hepsine aynı ikişer tane sinek kanadı yaparak ipimizi keseceğiz. Evet, ben pembeyi bitirdim. Şimdi koyu rengimi alacağım. Yine buradan bundan sonraki 1, 2, 3'üncüye 2 tane de arada boş zürafa kalacak. İpimi düğümledim. İpimin gelişine göre yani sinek kanadımı germeden şöyle bir köprü oluşturdum araya. Geliyorum diğerine. Bir köprü de buraya. Şimdi her birine birer köprü yapalım. Daha önce bu boyayı siyah zemini olan biz namaz örtüsü diyoruz. Mevlüt örtüsü de diyen var. Ona yaptık. Aynı bu şekilde renk renk yaptık. Gerçekten güzel olmuştu. Zemini siyah olan başörtülere de kullanabilirsiniz. Aralarına mümkün olduğu kadar köprüler eşit yapmaya çalışın. Mümkün olduğu kadar. Şimdi 1, 2, 3. Gene 3. zürafaya geldim. İpimi şöyle aradakini germesini istemiyorum şuraya. Şöyle göstereyim. Eğer üsttekiler gibi yaparsak bu burayı gerecektir. O yüzden gelmesini istemiyorum. Şöyle diğer köprülerden biraz daha farklı. Şimdi buraya iki tane sık iğne yapalım. Bir. İki. Şöyle elim alayım, takılıyor. Buraya iki tane sinek kanadı yapacağım. Aynı buradaki olduğu gibi. Ben açık ve koyu tonları kullandım. Ama sizler isterseniz altını tek renk, üstünü farklı renklerde de yapabilirsiniz. Evet, iki tane sinek kanadımızı yaptık.
Şimdi buraya iki tane daha sık iğnemiz yapalım. Şimdi yerine geldi. Gene iki tane sık iğne yapıyorum. Bir tane sinek kanadı yapıyorum. İki tane sık iğne. Şimdi bu şekilde sonuncuya kadar her birine birer tane sinek kanadı ve iki tane sık iğne yapacağız sağına ve soluna. Evet, son yerdeyim. Oraya da iki tane sinek kanadını yaptım. İki tane zürafa, pardon, sinek kanadı. Ve sık iğnemi de yaptıktan sonra kesebilirim. Evet, bu sizlerle birlikte yaptığımız, bu da daha önce benim yaptığım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın hanımlar. Hoşça kalın.